Özgür Web TV'de Açık Kapı programını başlatıyoruz. Yine programımızın sunumunda emeği geçen ekibin eğitim üzerine, gençlik üzerine, sağlık üzerine güncel konuları konuşuyoruz. Hiçbir alkışlanma hedefi olan insanlar tribünde değil de sahada olması gerekiyor. Ve sahada olanlar alkışlandı. Tribünde olanlar hiçbir zaman alkışlanmaz. Evet, çok kıymetli Özgür Web TV'nin Açık Kapı program izleyicileri. Tekrar Açık Kapı programıyla sizlerle birlikteyiz. Açık Kapı'da Diyarbakır'ımızdan Türkiye'ye eğitim üzerine, gençlik üzerine, sağlık üzerine güncel konuları konuşuyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin geleceklerini inşa etmede, rol model almada bazı konulara ve birbirinden çok kıymetli konuklarla sohbet ediyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Bizi kırmadıkları için gençlerin abisi, böyle tribünde oturan değil, sahada olan, gençlerle birlikte sahada olan, Diyarbakır küçelerinde top koşturan, gençlere rol model olan, gençlerin abisi olarak bildiğimiz Ömer Buğday Bey'le birlikteyiz. Bugünkü Ömer Buğday aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı. Biz kendisiyle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi konuşacağız. Gençlerimizin geleceğini inşa etmede nasıl bir yol haritası çizilecek, onları konuşacağız. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, bizim Türkiye'mizin umudu, en büyük servetimiz, en büyük sesimiz, en büyük gücümüzdür. Biz başkanımızla gençlik üzerine sohbet edeceğiz. Sayın Buğday, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Sayın Buğday, özellikle belediye üzerine, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik ve spor hizmetleri olarak nasıl bir çalışmalar oldu? Ne gibi bir çalışmalarınız var? Şu an eğitim, öğretim ara verildi, yaz tatiline girildi. Belediyenin çalışmaları var mı? Bununla ilgili biz sahada duyuyoruz ama bir de sizden duymak istiyoruz efendim. Eyvallah, programımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şöyle, az önce bir cümle kullandınız, o bayağı bir şey, sorumluluk yükledi, tribünde oturmayan. Evet. Böyle bir cümleyle başlayalım. Evet. Hiçbir alkışlanma hedefi olan insanlar tribünde değil de sahada olması gerekiyor. Ve sahada olanlar alkışlandı, tribünde olanlar hiçbir zaman alkışlanmaz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Dairesi Başkanlığı iki, evet, sac ayaktan oluşuyor. Birisi işte gençlik, diğeri de spor. Evet. Gençlik anlamında bilgi evlerimiz, yani çocukları 2. sınıftan 8. sınıfa kadar eğitimlerimiz orada devam ediyor. Yani o Milli Eğitim Bakanlığı'na aynı müfredatta, evet, derslerimiz aynı şekilde devam ediyor. Akademi liselerimizde ise 9. sınıftan 12. sınıfa MEB müfredatına uygun, evet, bir şekilde devam ediyor o da. Daha sonra kitap kafelerimiz mevcut. 5 adet, evet, kitap kafemiz var şehrin muhtelif yerlerinde. Bu kitap kafelerimizde de kimler istifade edebiliyor? Şöyle, bilgi evlerinde mesela 2. sınıf öğrencilerinden alıyoruz. Evet. 8. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri LGS sınavlarını hazırlıyoruz. Evet, çok güzel. Akademi liselerimizde 9. sınıftan 12. sınıfa, yine 9'da 11'e kadar olan kısımda Milli Eğitim Bakanlığı okuldaki müfredatın aynısını, evet, işliyoruz. 12. sınıf ise TYT AYT derslerini sınavlarını hazırlıyoruz. Evet. Kitap kafelerde de 21 yaş üstü. Çünkü 21 yaş altını akademi liselerde eğitim görüyorlar. Evet. 21 yaş üstü KPSS'ye hazırlananlar. İşte bu, evet, tarz öğrencilerin gittiği alandır kitap kafelerimizde. Geçen sene mesela 80 bin öğrenci orada, evet, faydalandılar. 80 bin öğrenci. 80 bin öğrenci faydalandı. Ya bu öğrenci kitlesi genel anlamda yani dezavantajlı mı? Ya kitap kafelerimizde dezavantajdan ziyade ihtiyaca binaen. Yani mahalle, evet, mahalle parkların içerisinde olanlar, böyle şehrin muhtelif yerlerinde. Evet.
dezavantajdan ziyade ihtiyaçlarına binaen gittikleri alandır. Yani ama akademilise ve bilgi evlerinde dezavantajlı bölgenin çocukları genelde geliyorlar. Onu merak ediyorum. Yani aynen özellikle öyle. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama açısından gerek STK'lar gerek belediyeler bu anlamda hani devreye giriyorlar. Biraz daha böyle ekonomisi, aile geliri iyi olan yani ebeveynler çocuklarını ya özel kurslara ya da efendim özel derslere yönlendiriyorlar. Ama böyle gidemeyen, fırsatı olamayan, çünkü bize de danışanlar çok oldu. Yani ben de özellikle yani akademi, üniversite öğrenci bizler de hani yönlendirdik. Yani o anlamda biraz daha dezavantajlı öğrencilerin talep ettiği. Peki burada başarı nasıl oluyor? Yani başarı görülebiliyor mu? Devamsızlık o durum nasıl oluyor? Uzun bir süre devamsızlık olan öğrencilerle ilişkimizi kesiyoruz. Ailelerle evet. irtibatımızı koparmıyoruz. Şöyle her hafta cuma günü eğitmenlerimiz aileleri ararlar. Evet. Çocuklarınızın eğitim geldikleri yerlerde yani akademi liselerde bilgi alanında memnun var mı? Evet. Her hafta bunun dönütlerini alıyoruz. Evet. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Sadece bu çocukları ilkokuldan alıyoruz. İlkokuldaki 8. sınıfı bitiren çocuğu akademi liseye bu sefer kaydırıyoruz. Akademi liseyi bitiren kişi bu sefer kitap evet. kafelerde ve de akademi üniversitemizde. Yani çok çocuğu 2. sınıftan alıyoruz üniversiteye kadar. Yani hayat devam ettikçe eğitim devam ediyor. Onlara o konfor alanını sağlamış bulunmaktayız. Evet. Tabii konfor alanını sağlarken de içerisindeki içerikleri de yani elhamdülillah bir özel okul konforunda yaptık biz bu akademilerimizi, evet. bilgi evlerimizi. Yani şu an akıllı tahtasından tutun, konforlu sıra masasına kadar her şey düşünülmüş orada. Dicle ilçesinde mesela akademi lisemiz var. Evet. Daha önce Dicle ilçesinde böyle faaliyetler yoktu. Bismil'de akademi lisemiz var. Evet. Silvan'da akademi lisemiz var. Daha sonra şehrin Sur ilçesinde evet. bir tane akademi lisemiz var. Şehitlik'te yine akademi lisemiz. Yani incelediğimiz takdirde böyle daha çok dezavantajlı bölgelerde biz evet. konumlandırdık bir akademi lisesi. Ya o amacına bilgi, daha uygun da oluyor. Bilgi evlerimiz daha kez öyle. Bilgi evleri de mesela hani de biz yine bilgi evi yaptık. Evet. O. Ondan sonra Bismillah bilgi evi yaptık. İlk açtığımızda 30 tane öğrenci. Şu an bakıyorsunuz 1000'e yakın öğrenci. Evet. Bu sefer aileleriyle de hemhal olmuş oluyoruz. Yani bu aileleri sürekli aradığımız için aile bize gönderirken tedirgin olmuyor. Ya bak bizi önemseyen bir anlayış evet. var. Bu anlayış üzerinde inşa ediliyor. Evet. Elhamdülillah evet. dönütler o anlamda iyi. Sürece başladığımız zamanki öğrenci sayısına, şu anki öğrenci sayısına baktığımız zaman iyi. Sınav evet. başarısına baktığımız zaman %52'lerdeyiz. Evet, yani giren öğrenci sayısının %52'si kadar biz kazandırma oranı var. Yani bu 2 yıllık, 3 yıllık bu projede bu kadar iyi bir ivme kazanmamız bizim açımızdan iyi. Evet. Elhamdülillah o anlamda iyi. Yani öğrencilerin, velilerin belediyedeki kurslara bakış açısı nasıl? Yani güven anlamda olsun, oradaki akademik kadro anlamda olsun. Yani 80 bin öğrenci dediniz. Yani 80 bin öğrenciye ulaşmak çok yani muazzam bir rakam böyle. Özellikle dezavantajlı ilçelerde Bismil, Hani, Dicle'de. Velilerin bu anlamda tepkileri olumlu, olumsuz, güven anlamda olabiliyor mu? Yani şunu demek istiyorum. Daha öncesinden de yani böyle belediye STK aracılığıyla çocukların farklı yerlere gönderilmesi, çocuklara sahip çıkılmaması, başıboş bırakılması ya da devletine, milletine, manevi değerlerimize uygun olmayan programların verilmesinden kaynaklı bir dezavantaj, bir durum var mı? Açıkçası ifade etmem gereken bir ustan biri de ihmal edilen bir gençlik var yani. Diyarbakır evet. nazarında söylüyorum. İhmal edilen bir gençlik var. Mahrum edilen bir gençlik var aslında. Evet. Mahrum edilmiş bu çocuklar bu eğitim öğretimden. Bu mahrum edilen yani şöyle yine açıkçası yine ifade etmek istiyorum. İlkin aileler gönderdiği zaman işte kayyum belediyesi gönderirsek ileride ne tür sıkıntılar olur ama günün sonunda baktığımız evet. zaman şu an talepler artmaya başladı. Şu an kendimizle yarışıyoruz. Şu an Diyarbakır tarihinde ilk defa Bağlar bölgesinde bugüne kadar hiçbir şekilde böyle bir yapı yapılmamış. Bağlar'da, evet. Bağlar bölgesini bilirsiniz. Evet. Çünkü oranın fiziki yapısı... Genç nüfus çok fazla. Genç nüfus çok fazla. 200 bine yakın genç nüfus var. Evet. 400 binin üzerinde genel nüfus var. Fiziki anlamda da orada bir yapının yapma ihtimaliniz yok yani normal şartlarda. Evet, mekan yok. Mekan yok. Biz de bunu Koşuyolu Parkı'nda
daha önce ne niyetle kullandı Diyarbakır toplumu bilir bunu. Yani evet. Orada daha önce ne niyetle oralar kullandı, evet, neye maalesef. O parklarda natür operasyonlar yapıldı. Bu Diyarbakır'daki bir sürü insan bunu bilir yani. Evet. Çünkü biz burada şu an bir bilgi evi inşa ettik. Nasipse evet. Yakın tarihte de açılışı yapılacak. Şu an öğrenci kayıtlarımız inanılmaz derecede kayıt evet. Başvurumuz var. Yani öğrenci oraya kayıt alacağımız öğrenci sayımız 300 iken şu an aldığımız kayıt oranı 1200. Yani o avliyi kırırız. Tabii hem bilim merkezi ve Diyarbakır'da ve bölgede yani Güneydoğu bölgesinde ilk ve tek olacak. Evet. Hem bilim merkezi hem bilim merkezi. Yani çocuk geldiği zaman hem Ali Emre Efendi'yi tanıyacak hem de atası olan Cezeri'yi tanıyacak. Evet. İhmal edilen belki kastımdan biri de buydu. Evet. Çocuk atasını tanımıyordu mesela. Ali Emre Efendi kimdir evet. Bilmiyordu ve şimdi aynı zamanda hem Ali Emre'yi tanıyacak hem de Cezeri olan atasını da tanımış olacak. Aslında bu bölgemiz 33 yani Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafya. Bu coğrafyada büyük alimler yani yetişmiş, büyük yazarlar, büyük ulemalar yetişmiş. Yani coğrafya bu anlamda müsait. Müsait. Yani gençler ecdadını iyi tanısa, gençlere bu coğrafyada yetişmiş insanlardan insanları bile, değerleri bile anlatılsa, o değerlerin yolunda gençler gidebilse, onlara o yol açabilse, onlara o yol haritası verilebilse, gençlere büyük bir destek ve önleri bu anlamda hani açılır böyle. Peki gençlere yönelik yani sizin akademide olsun, kurslarda olsun farklı böyle yani gençlere yönelik büyük projeler, mevcut. Büyük çalışmalar mevcut. Bunlara mevcut. Biraz hani örnek mevcut hocam. Şimdi biz diğer kısımda da anlatalım. Şimdi malumunuz az önce bahsettiğiniz gibi 33 medeniyete şehir medeniyete sahip yapan bir şehirde yaşıyor. Açık Hava Müzesi. Evet. Background'ı bu kadar daha bu kadar kıymetli bir şehir yoktur. Hatta Sayın Başkanım. Bu şehri de şöyle özetliyorum kıymetli evet. Hocam. Dünyada böyle bir şehir de yok. Hem gözünüze, hem evet. Midenize, hem de kalbinize dokunan. Hitap eden başka bir şehir yok. Evet. Sokakları evet. Tarih kokuyor. Tarih kokuyor. Haliyle bize dedi ki bu çocuklar bu projeyi özellikle anlatmak istiyorum. Şöyle çocuklar dedi ki ya tarihini bilmiyor. Tarihi bilmeyen bu çocuklara bir dezavantajlı çocuklar olduğu için mesela çocukları alıyoruz gez gör kapsamında her hafta öğrencileri Diyarbakır'a getiriyoruz. Maşallah. Yani Diyarbakır'daki çocuğu da Ashab-ı Kef'e götürüyoruz mesela. Evet. Eyle götürüyoruz. Hayli bu gez gör kapsamında çocuk şehrini de tanımış oluyor. Evet. Yani biz şehirde yaşıyoruz ama şehri ne kadar tanıyoruz. Evet. Şehirde yaşıyoruz Yazbin Ganem'i ne kadar tanıyoruz. Şehirde yaşıyoruz bu peygamberleri ne kadar tanıyoruz. Bu kapsamda gez gör kapsamında geçen sene biz 2000'in üzerinde öğrencilerimizi gezdirdik. Maşallah. Yani buradaki çocuğu Lice'ye götürdük. Lice'deki çocuğu burada getirdik. On Gözlü Köprü. Ya On Gözlü Köprü var ama niye yapılmış? Ulu Cami var 5. Harem'i niye yapılmış? Niye bu kadar sahabi buraya gelmiş? Çocukların hiçbiri bilmiyor. Evet. Onu bırakın biz de bilmiyoruz. Evet. Yani bu çocukların en azından bu temelden bunları alması hem gençlik anlamında hem de geleceğimizin tasavvurunda da kıymetli olması hasebiyle bu gez gör kapsamında öğrencilerimiz iş yaptık. Aynı zamanda çocuklar böyle alanları olmadığı için kamplar, bir Hazar kampımız var. Daha önce malum zihniyet, evet. Bu çocuklar daha şehre girmeden daha götürülüyordu. Şimdi evet. Elhamdülillah günün sonunda şimdi bizim dezavantajlı bölgenin çocuklarını biz yaz kamplarına aralıyoruz. Orada sportif faaliyetler, milli manevi değerler, ondan sonra çocuğunun hem sosyal hem fiziksel aktivitesini artırabileceği, evet. Bireysel anlamda geliştirebileceği bir konfor alanı oluşturduk orada kamp alanlarında. Geçen sene 1200 tane öğrencimiz oradan faydalandı. Evet. Çanakkale gezilerimiz oldu. Çocuk hani az önce bahsettiğiniz gibi yani ne kadar tanıyor medeniyetini. Ama oraya gittiği zaman Çanakkale gönderdiğimiz çocuk ilginç bir anekdot anlatacağım. Buyur başkanım. Geçen sene gönderdiğimiz çocuklardan birisi mesela çocuk Bismilli. Acaba evet. Orada Bismilli biri yatıyor mu? Onun arayışına giriyor. Yani. Evet. Çocuk görmemiş daha önce. Daha önce gitmemiş yani. Evet. Belki buradan Bismil'in ötesini daha görmemiş çocuk. Ama evet, Çanakkale'ye gittiysen bu sefer atasını arama arayışına evet. Giriyor. Daha sonra sporu biraz anlatmak istiyorum. Bizim sporda da 8 ve 21 yaş aralığında 21 branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Geçen sene 30 bine yakın öğrenciye ulaştık biz. Bu sene hedefimiz yine 30 bin üzerinde bir rakam bile olursa çıkma hedefimiz.
bu sportif faaliyetlere gelen öğrencilerimizi kendi kulüp bünyemize alıyoruz. Evet. Geçen seneden bu yıla 19 kişi biz milli yaptık. Başkanım, ben burada araya girmek istiyorum. Yani biraz da eleştirmek istiyorum. Evet. Özellikle Diyarbakır'daki tüm bileşenleri. Şimdi Diyarbakır büyük bir şehir. Evet. Kadim bir şehir. Evet. Diyarbakır'da her türlü yetenekte gençlerimiz var. Evet. Biz bunları Diyarbakır küçelerinde görüyoruz. Evet. Biz bunları sokakta görüyoruz. Biz bunları bazı eylemlerde görüyoruz. Evet. Bu gençlerimize sahip çıkmadığımız zaman bunlara sahip çıkacakların var olduğunu da biliyoruz. Evet. Okumayacak gençlerimizin canlarına okuyacakları da biz biliyoruz. Yani spor dediniz de, yani Diyarbakır spor, yani futbol, voleybol, basketbolda biz kaç yıldır yokuz. Yani şu an bilmiyorum Diyarbakır spor veya Amel spor kaçıncı ligde, 3, 4. Yani bu coğrafya, bu yeteneklerin, cevherlerin olduğu bu coğrafyada, yani siz tabii ki bu sizin görev alanınızda değil, onu biliyorum yani. Ama bu yaptığınız bu taramalarda, gençlere yönelik bu sportif faaliyetlerde, özellikle genç çocuklara böyle yetenekli çocuklar çıkıyor mu? Çıktığı zaman bununla ilgili nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Kıymetli hocam, yine söylüyorum, malumunuz burada ihmal edilen bir gençlik var. Evet. Bu ihmal edilen bir gençliğin inşası için dertli olmak lazım. Dert sahibi olmanız lazım. Dert sahibi olmadığınız zaman çocuğu bulamıyorsunuz. Evet. O çocuğu bulma arayışında ciddi manada bir efor sarf etmeniz lazım. Geçtiğimiz aylarda 13 yaşında bir kardeşimiz. Evet. Çocuk lastikçi çırağı, 8 kardeş. Diyarbakır'da yine dezavantajlı bölgenin çocuğu. Çocuk judoda Türkiye'de ikinci olmuş. Balkan Şampiyonası'na gitmek istiyor ama imkanı yok. Hasbelkader. Bunları çok duyuyoruz böyle ya. Tabii tabii, aynen öyle. Bu lastikçi çırağı olan kardeşim bize uğradılar. Ya çocuğun sportif başarılarını anlatınca biz de dedik ya bu çocuğa destek olalım ve çocuğu kulübe kazandırdık. Evet. Çocuğa, yani bunlar böyle hasbelkader olan işler değil. Böyle değil, sokakta olduğumuz için biz de buna denk geliyoruz. Evet. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Benim daha önce o zaman benim 8 yaşında benim camide birlikte ders aldığımız kardeşimizin yönlendirmesi sonucunda bu çocuk bize geldi. Evet, maşallah. Yani 25 yıl önce. Yani sokakta cevher yetenek var. Var. Şöyle var. Biz onun taramasını iyi yapmalıyız. Evet. Bu çocuk Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Maşallah. Türkiye'nin forması giyip ülkemizin göğsünü kabarttı bu çocuk. Evet. Ve bu çocuk hayatı boyunca milli sporcu. Ve çocuğun hayatı değişti. Geçtiğimiz aylarda judo alanında 3 tane sporcumuzu yine Balkan Şampiyonası'na gönderdik. Evet. Romanya'nın Sibiu kentinde Diyarbakırlı bir genç kardeşimiz Balkan Şampiyonu oldu. Maşallah. Yine milli sporcu oldu. Evet. Aynı şekilde gönderdiğimiz bir çocuğumuz Balkan Şampiyonası'nda 5. birisi 7. oldu. Yine bunlar yine milli sporcu. Yani emek verince, emek çocuklara verince oluyor. Sahip Hatta çıkınca. Hatta şöyle buradan da müjdesini verelim. Allah nasip ederse Küçe'de spor varı başlatacağız. Evet. Sosyal medyada duyduk da öyle Küçe'de spor var. Şimdi onun da nasıl oldu? Evet. Şimdi malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında sınıf köy okullarına sınıf öğretmeni aynı zamanda temizliğine bakar, aynı zamanda dersini anlatır, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapar. Ama beden eğitimi formasyon alanında pek yetkin değildir. Evet. Biz de bu yetkinliği biz dedik ki ya biz ne yapalım? Bizim eğitmenlerimizi köylere gönderdik. Geçtiğimiz aylarda. Evet. Köylere gönderdik. Kulp'un en ucra köşesindeki köye kadar gönderdik. Yani buradan başladığımız 150 kilometre. Tam 150 kilometre. Tam onu söyleyecektim. Ağzınıza sağlık. Evet. 150 kilometre ötesine gönderince ya bakıyorsunuz ki çocuğun yatkınlığı oka var. Evet. Yani yay aldığı zaman o yetkinliği görüyorsunuz yani. Evet. Ya da atıyorum atletizme var. Evet. Ya da judoya var. Yani biz ama o çocuğu hep futbola yönlendirmişiz. Evet. Ama çocuğun kitlesel anlamda, fiziki anlamda baktığınız zaman çocuk güreşçi bir vücuda sahip. Evet. Ama biz o çocuğu o kalıba sokmuşuz. Bak, örnek veriyorum, babası zamanında Jardel'in golünü görmüş, demiş futbolcu olsun. Futbolcu olsun. Ama Icardi'nin golünü görüyor, daha kısa, futbolcu olsun. Daha kısa yolda para kazanmanın tabii, yoluna. Ama bakıyorsunuz buradan daha rahat ilerleyebiliyor. İlerleyebiliyor. Rakipleri mutlu da olabiliyor. Yani, bir de çocuğun fiziki kitlesi futbola uygun değildi bunu. Başarılı olabileceği alan. Bunu gördükten sonra dedi ki ya bunu bu sefer Küçe'ye şey yapalım. Yani Küçe'de niye spor olmasın? Evet. Allah nasip ederse çok yakın tarihte Küçe'de spor varı başlatacağız. Dediğim gibi bu bizim ücretsiz spor kurslarımızdaki çocuklarımızı Allah'ın izniyle
şu kulüpleştik. 14 branşta kulüpleştik. Çok güzel. Yani bizden önceki süreçte zaten HDP döneminde böyle şeyler zaten yoktu. Evet. Sportif faaliyet olsun diye daha gönderiyorlardı. Ama şimdi yazık. Günün sonunda şu an bu çocukları bu anlamda biz yetiştireceğiz Allah'ın izniyle. Ya ileriki süreçte de kulüplerle eğer bir ara gelirsek inşallah da geleceğiz. Onlara da adam yetiştireceğiz bu sefer. Ya gelin burada kardeşim bak burada futbolda bu yetenek var. Karate'de bu yetenek var ama bu anlamda onların da sportif anlamda çalışmaları lazım inşallah. Yani ortak bir yani şöyle yoksa malzememiz bu. Malzeme bir bu. De az önce güzel bir terim kullanırız burayla ilgili. Yani. Açık Hava Müzesi. Evet. Gerçekten de Suriçi. Biz de Açık Kapı programımızı yaz boyunca Diyarbakır'ımızın Açık Hava Müzesi olan Suriçi'nde yapıyoruz. Yani. Bugün de bu Açık Hava Müzesi'nin böyle güzel nesi, tarih kokan Akademi Üniversitesi'ndeyiz. Yani bize bu anlamda ev sahipliği de yaptığınız için teşekkür ederim. Bu coğrafyamız dedik yeraltı zengin kaynaklarımız var. Yani petrol, doğalgaz, diğer hani minerali yüksek olan ürünler mevcut. Yerüstü güneş, toprak, su var. Şimdi yeraltı kaynaklarını çıkarmak için ne yapmak lazım? Bir emek sarf etmek lazım. Aynen. Yani cevher yerin altında var. Onu yüzüne çıkarmak için bir emek lazım. Bir proje lazım. Bir plan program lazım. Evet. Bir teknik bilgi lazım. Evet. Bir emek lazım. Evet. Bizim de o zaman bu coğrafyada bu gençlerimizin bizim için birer bir cevher olan, ayrı yetenekte olan bu gençlerimizi o cevherleri çıkarmamız lazım. İşte bunu da gerek STK'lara, gerek bakanlıklara, gerek kamu kuruluşlarına, gerek yani herkes kendi üzerine düşen o sorumluluğu yapması lazım. O cana dokunması lazım. Evet hocam. Bunu bir örnekle ben vermek istiyorum. Deniz Yıldız'ı belki meselesini biliyorsunuzdur. Sahil kenarında sabahın böyle ilk saatlerinde yürüyüş yapan biri bakıyor ki biri böyle değişik hareketler yapıyor. Bu adama yaklaşınca bakıyor ki sahile vurulmuş deniz kabuklarını, deniz yıldızlarını tekrar denize atıyor. Adam gidip diyor ki ne yapıyorsun diyor. Yani bu sabah erken saatinde böyle burada yani spor mu yapıyorsun? Hayır diyor ben diyor bu deniz birazdan diyor güneş çıkacak diyor. Güneş diyor bu kayalıklara bu deniz yıldızlarını vuracak ve bunlar ölecek. Ben bunları yaşatmak için bunları bak denize atıyorum. Bunu yapacağım. Ya diyor şu anki bu kilometrelerce bir yol. Burada binlerce deniz yıldızı, deniz kabukları var diyor. Sen bir şey ifade etmez ki diyor. Bu yapman. Ama diyor o deniz kabuklarını atan, deniz yıldızlarını atan, denize atan kişi yerden bir deniz kabuğunu alıyor, deniz yıldızını denize atıyor. Ama diyor bunun için değişen bir şey oldu. Yani bunun için buna umut olduk, buna can olduk. Yani bu anlamda bizim bu coğrafyada kendi görev ve sorumluluklarımızı iyi bilmemiz lazım. Bu ne olursa olsun, hangi STK'dan, hangi düşünceden, hangi ırktan bu coğrafya, kadim coğrafya, bu coğrafyanın geleceğini bu coğrafyadaki gençlerin belirlemesi gerekiyor. Söz sahibi bu gençlerin olması lazım. Yani böyle manevi değerlerini bilen bir gençlik yetişmesi lazım bu anlamda. Tabii ki sizler de başkanım az önce güzel çalışmalardan bahsettiniz böyle. Bir de bu başarılı olmak, insana dokunmak, başarının yol haritası nedir? Yani siz de bir genç biri olarak, sizin de biz sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla çok güzel çalışmalar, güzel başarılara imza atmışsınızdır. Evet. Yani o deniz kabuğuna, o cana dokunacak çok projeleriniz olmuştur. Diyarbakır küçelerinde çocuklara sahip çıkacak güzel projelere imza atmışsınızdır. Gerek belediyede, gerek eğitimde, gerek her alanda böyle. Bu anlamda böyle
söylemek istediğiniz, böyle son 5 dakikada giriyoruz. Son olarak gençlerimize nasıl bir yol haritası, nasıl bir dert, nasıl bir kendi geleceklerini inşa etmede ne gibi bir yol haritası çizsinler? Buyur başkanım. Eyvallah hocam. Şimdi daha önce Türkiye'de çalışan gençler vardı hocam. Evet. Şu an üreten gençler de var. Hem çalışan hem de üreten. Evet. Daha önce çocukları modelleme yaptığımız zaman Türkiye'de evet. 1923 işte 2002 evet. 2002-2023 çalışan bir gençlik vardı. Şu an çalışan ve üreten bir gençlik var. Şu an İHA ve SİHA'ların üreten gençlerin evet. yaş ortalaması 23. Evet. İlginç bir şeydir söylüyorum. Dünyanın savaş statüsünü değiştiren evet. İHA ve SİHA'yı üretenlerin yaş ortalaması 23. 23. Yani bize çok... Biz nene hatunlardan, o yaş evet. ortalamasından evet. şu an 23'e düşürdük. Evet. Çok. Elhamdülillah. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yani demek ki o cevherle işte sahip çıkılıyor. İşte çalışan ve üreten başarının önündeki en önemli etken çalışan ve üreten bir gençlik nasıl yapabiliriz? Evet. Buna kafa yormamız lazım. Yani özür dileyerek 75'teki kafelerde sadece tüketen değil. Değil hocam. Öğreten. Belki oranın yani şimdi Diyarbakır'da evet. 30 yaş altı 1 milyon 120 bin nüfus var. Evet. Belki orada gördüğünüz 2000 kişi. Evet doğru. Ama o 2000 ne? Biz genelleme yapıyoruz. Evet. Ama bu ilginç bir şey söylüyorum bakın. İHA ve SİHA'yı üretenlerin yaş ortalaması 23. Maşallah evet. Maksimum 25. Yani bu o zaman umut varız. Gelecekte umut varız. Umut varız. Şöyle umut varız. Şimdi biz affınıza sığınarak bir sonuçta hem bir eğitimcisiniz, aynı zamanda babasınız. Evet. Biz çocuklarımıza Yaz Bin Ghanem'i söylerken Hazreti Ömer'i örnek almış. Evet. Biz şimdi çocuklarımıza örnek verirken kimi örnek vereceğiz? Evet. O baba ne kadar sorumluluğunu yerine getiriyor. Biz çocuklarımıza çok yükleniyoruz. Evet. Çünkü çocuklar artık eskisi gibi şey yapmazlar çocuklar. Yani işte söyleme bakmazlar çocuklar, eyleme bakarlar. Başarının önündeki yani engel de... Yani nasihattan çok... Değil. Aynen öyle. Nasihattan evet. çok iyi örnek nasıl olabilir? Evet. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. Evet. Zeynep, Hazreti Zeynep nasıl böyle bu kadar iyi oldu? Ben ona iyi örnek oldum diye. Evet. İyi örnek olabilmektir. Başarının önündeki de en önemli olan bizim bu rol modellerimizi artırmamız lazım. Evet. Şimdi Selçuk Bey'i söylüyoruz da Selçuk Bey gibi adamların sayısını artırmamız lazım. Nasıl ki vardır. Abi? Bu coğrafyada vardır. Aynen öyle vardır. Evet. Gelişen ve dönüşen Türkiye 100 yılında da elhamdülillah hızlı bir şekilde bunu biz şey yapıyoruz. Teknofest'te Diyarbakır'da şu an elhamdülillah kültür elçilerimiz derece yaptılar yani. Evet. Ve bunlar İmam Hatip öğrencileri. Evet. Yani bu çocuklara biz imkanları sağlarsak Allah'ın izniyle önde şey yapın. Ama bu çocuklarımızda inşallah her şeyin başı çalışmak. Evet. Çalışacağız. Yani ne kadar iyi olursa da olalım. Kimse gelip bizim ağzımıza o şeyi getirip sokmaz. Yani yemeği getirip ağzımıza şöyle koymaz. Onun için çok çalışmamız lazım. Gecemizi gündüzümüze katıp çok çalışmamız lazım. Hatta ben şöyle söylüyorum. Bana bazen soruyorlar. Yani ben çok iddialı bir cümle kullanmıştık. İşimiz vaktimizden çok. Cenab-ı Allah bizi bu sözle imtihan etti. Hakikaten işimiz vaktimizden çok. Evet. Ama bunu yaparken de diyoruz ki şehrin bize sunmuş olduğu konforun. Az önce bahsettiğim dünyada örneği olmayan bir şehirden bahsediyorum. Evet. Hem gözünüze hem gönlünüze hem midenize hitap eden başka bir şehir yok. Kesinlikle. Bana bu sunmuş olduğu konforun ben zekatını daha fazla çalışarak vermek zorundayım. Evet. Çünkü biz eğer bu şehirde gençsel dönüşüm yapmak istiyor isek bu gençsel dönüşümü yapacak olan bizleriz. Biz gençleriz yani. Evet. Elhamdülillah ümit varız. Bu noktada da büyüklerimize destek istiyoruz yani. Başarının en büyük sırrı bütün uyananları uyandırmak için bir tane uyana ihtiyaç var. İhtiyaç var. Biz de onun için mottomuzu belediyede uyanış gençlik koyduk. Evet. Çok sevdim. Elhamdülillah. Yani yarın var olmak için bugün rahatımızı bozmamız lazım. Lazım. Yarınlar rahatını bozanlarındır. Aynen öyle. Çalışanlarındır. Aynen öyle. Öğretenlerindir böyle. Aynen öyle. Güzel bir şekilde özetlediniz. Aynen. Son olarak eklemek istediğiniz birkaç cümle yani belediyenin bu güzel çalışmalarını devamını inşallah bekliyoruz. Eyvallah. Ama şöyle bari onu da söyleyeyim. Şimdi kızlar bizim başımızın tacıdır. Evet. Diri diri gömülen bir şeyden evet. şimdi başımızın tacı olan kızlarımız var. Onları evet. söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Bizim Türkiye'de uyguladığımız bir model vardı. Kız yurdumuz. Onu söylememiştim. Evet, kız yurdumuzla yine
maddi durumu iyi olmayan, kırsalda yaşayan kızlarımız. Yani merkezden biz oraya öğrenci almıyoruz. Ben araya giriyorum. Ben Bismillah İlçe Milli Eğitim Müdürü'yken, evet. Bismillah'ın iki tane kızımız geldi. Elhamdülillah. O geldi, dedi ki müdürüm, dedi, biz okumak istiyoruz. Evet. Ama Bismillah'de gidecek imkanımız yok. Bunlar da Savur'a yakın bir köyde, evet, idi. İki tane pırıl pırıl bir kızımız geldiler, okumak istiyoruz. Ya nasıl, dedim, okumak istiyorsunuz, engel mi var? Evet, dedi, engel var, dedi. Biz, dedi, burada kalacak bir yerimiz yok. Maddi anlamda imkanımız da yok. Ben hatırlıyorum, eğitim öğretim başıydı. Sizleri aradık, yetkili arkadaşları aradık. O iki kızımızı da belediyedeki yurda, kız yurduna yerleştirdik böyle. Hem ücretsiz bir şekilde pansiyonda kaldılar, yurtta kaldılar. Hem de üniversite hazırlık kurslarına ücretsiz bir şekilde geldiler yani. Geçen sene, bu güzel örneği de vermek lazım. Tabii yani. Canım, geçen sene dediğim gibi 100 tane öğrencimizi barınmadan, eğitimine her türlü imkanların iade ve yaşasını orada biz karşıladık, evet, elhamdülillah. 52 kardeşimiz üniversiteye yerleştiler ve bağımızı koparmadık. Onlarla hala da görüşüyoruz. Çok güzel. Teşekkür ederim bu programı icra ettiğiniz için. Evet. Çalışan mutfağında olan bütün arkadaşlarına da teşekkür ediyoruz. Evet. Gençlerin sesi olduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz... İnşallah ileriki süreçte daha konuşacağımız çok şeyler var. Çünkü daha çok İnşallah. Projemiz var. Evet. Gençler anlamında Allah nasip ederse dijital gençlik merkezi kurma hedefimiz de var. Bu anlamda da Allah nasip ederse ileriki programlarda bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Evet. Sevgili Açık Kapı program izleyicileri, programımızın başında da bahsettik. Biz bugün masaya geleceğimizi ve gençleri yatırdık. Tribünden inip sahada olan, gençlerin abisi olan, gençlere rol model olan, nasihatla değil, birebir derdiyle, gençlerin derdiyle dertlenen, onlara dokunan, o yüreklere dokunan, o cana dokunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday Beyefendi ile beraberdik. Çok güzel, verimli sohbetimiz oldu. İnşallah gençlerin bundan istifade etmesi, inşallah bu gençlere sahip çıkma konusunda kendilerine biz başarılar diliyoruz. Sadece kendilerine değil, bu anlamda Diyarbakır'ı seven, insanlığı seven, bölgeyi seven, geleceği seven, gençleri seven her bireyin elinden gelen gayretin en iyisini, o sorumluluğu alması gerekiyor. Bu gençler sesimizdir, umudumuzdur, en büyük servetimizdir, bizim gücümüzdür, yarınlarımızdır. Aydınlık geleceğimizin asıl sahipleri bu gençlerimizdir. Sevgili ebeveynler, anne babalara da seslenmek istiyorum. Bir herkes kendi çocuğuna lütfen sahip çıksın. Herkes kendi çocuğunu emin ellerde eğitimine, geleceğine, geleceğin inşasında onlarla birlikte onların yanında olsun. Çünkü biliyoruz ki bu coğrafyada sahip çıkmadığımız çocuklarımıza sahip çıkacak terör örgütleri vardır. Biliyoruz ki okumayacak çocuklarımızın canlarına okuyacaklar vardır. Ve bizim için kıymetli olan bu gençlerimize sahip çıkmalıyız. Onlara iyi örnekler aşılamalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize destek verme zamanı, birbirimize örnek olma zamanı, birbirimize sorun değil çözüm olma zamanı, birbirimize dert değil şifa olma zamanı, birlikte istişareyle hareket etme zamanı. Açık Kapı bir sonraki programımızda sizlerle buluşmak dileğiyle iyi günler diliyoruz efendim.